Evet sayın seyirciler, yeniden birlikteyiz. Dakikalar yaklaşık 25'i gösterirken rakip takımın orta bölgesinde açmış olduğu kanalı çok iyi değerlendirdi 1860 Boğaziçi. İsmail'in tek dokunuşu, Gökhan'ın süratli çıkışı, defansın dengesiz yakalanışı bize golü getirdi adeta. Gökhan da o iyi sağ çekip vuruşlarından bir tanesini yaptı. Yakın direğe doğru kaleciyi gerçekten tuşu eden bir vuruştu o. Ve maç 1-1 devam ediyor. Furkan Aydın. Furkan Aydın'dan Hakan'a attırmak istenen bir pas ama geçmedi. Aydın taç kullanacak şimdi. Aydın'dan Ramazan'a. Ramazan İsmail'e verdi ortada. Kontrol ederse edemedi. Ahmet Altan. Ahmet Altan topu püf diye süslü ama kameraya yetiştiremedik sanırım o görüntüyü. Ahmet Öztürel. Ahmet Öztürel'den sağ kanatta Faydın'a. Faydın'dan bir orta ama güçsüz bir orta oldu bu. Faul var mı orada? Evet, İsmail tabii ki faul yaptı. Yine tabii ki itiraz ediyor ama faulü yaptın İsmail abi. Biz gördük yani buradan. Evet, dakikalar 27'yi gösterirken bir daha oyunculara hakaret etmeyeceğini söyleyen Mehmet Mumcu'ya yeniden mikrofon bağladık sayın seyirciler. Yani çok saygısız ithamlarda bulunulmuştu az önce kalecimiz Erdi Sürücü'ye karşı. Ama sinirle söylenen sözlerdi. Bu yüzden yeniden yorumcu Mehmet Mumcu'ya bağlanacağız birazdan. Ama bu sırada büyük 1863 Boğaziçi taç atışını kullanacak Faydın'la birlikte. Bu arada ataklarımızın hemen hemen yani %90'ından fazlasını hatta sağ kanattan gerçekleştirdik sayın seyirciler. Sol kanadımız Afur ve Sinan'a yeterince top gönderemedik henüz. Veya bir yandan alamamış da olabilirler tabii. Ama gördüğüm kadarıyla yani alamamalarından ziyade birazcık sağa doğru oynamaya meyilli bir futbolumuz var bugün. Gir içeri, gir. Sahada. Bu sebeple sol kanattan henüz iyi ataklar gerçekleştiremedik. Ramazan indirdi topu Ahmet Öztürel'e. Ahmet Öztürel çok iyi geçti o bölgede. Bir tıkınış yapılar mı yapamadı. O sırada Ramazan girdi araya. Ramazan'dan bir ara top. Yani ara top geçmiyor. Ramazan indirdi yeniden. Ramazan baskısını taç atışı olarak aldı. Hakan Özsoy'dan Ahmet Öztürel'e bir taç atışı gerçekleşti. Ahmet Öztürel sakince döndü. Günto'ya. Günto'dan Ramazan'a. Ramazan'dan yeniden Günto'ya. Günto'dan yeniden Ramazan'a. Ramazan da kaleci Erdi Sürücü'ye döndü. Ramazan bazı günlerdeki fevri futbolunu bugün oynamayarak takımına iyi katkı sağlıyor bence. Haberleri de iyi. Mücadele gücü de yüksek. Ramazan bugün iyi bir futbol oynuyor açıkçası. Orhan. Orhan'dan Zühtü'ye. Zühtü sol kanada verdi. Araya giren isim Faydın'dı. Defansif skilleri çok güçlü bir isim Furkan Aydın. Defansif skilleri de aynı şekilde güçlü ama şu dakikaya kadar henüz defansif skillerini görmemize çok fazla gerek olmadığı bir andı bu. Daha çok hücum skillerini gördük bugün Furkan Aydın'ın. Sağ kanattan gerçekten çok zorluyoruz o bölgeyi. Hakan Özsoy, Furkan Aydın ikilisiyle. Furkan'ın diriliği bizi sağ kanatta üstün olmaya meyil etti şu anda açıkçası. Ben bir sigara sarayım. Büyük 1863 Boğaziçi taraftarı. Ben sigara sararken ara ara yorumcumuz Mehmet Uncu'ya bağlanacağız. Öndüreye gel, öndüreye! O yüzden mikrofonlarımız şu andan itibaren Mehmet Uncu'da. Ve bu sırada da sol kanattan bir serbest vuruş kullanacak. Bayrampaşa Demir Spor veya Gümüşhane Doğan Spor da olabilir. Çok tehlikeliydi ama. Bu sırada bir su molası geldi. Su molası gelirken kameramızın zoom'unu birazcık açalım. Şöyle geniş alandan gelenleri görelim. Bu dakikalar hemen hemen 30 şu anda. Yani
kıyasıya bir mücadele var sahada. Ama daha akil bir futbol oynarsak eğer, akil oynarsak yenemeyeceğimiz bir rakip değil. Eğer kamerada duyulmadıysa şu anda hocamız Cenk Cevat Erden Ahmet Furkan Yavuz'a bazı suçlamalarda bulunuyor. Yaptığı hatalardan bahsediyor. Ahmet Furkan Yavuz ne yapacağımı bilmiyorum şu anda dedi. Değişik bir açıklamaydı. Yani sahadaki yapacaklarını söylemiyor herhalde. Yeniden maçtayız sayın seyirciler. Ali'nin pas hatası oldu o bölgede. Yeniden Ali olmadı. Furkan Aydın tabii ki yine araya girdi. Yani şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Gerçekten hep yapıyor bunu. Furkan Aydın'a bu arada sert bir faul geldi. Yani tehlikeli gidişini gördü o Rasim adlı futbolcu. Rasim biraz tehlikeli bir faul yaptı arkadan. Umarım bakmamıştır ayağının arkasındaki bölgeye. Neyse ki Furkan Aydın'da bir problem yok şu anda. Furkan sağ kanattan indirme yaparak o oyuncuyu oradan çekmiş oldu. Ramazan'dan yüksek gelen bir orta. Öztürk alamadı topu. Hakan'dan sol bek Afur'a. Afur'dan Öztürk'e. Öztürel'den Ramazan'a. Ramazan sağ kanada aktarabilirse aktardı. Furkan Aydın'a. Furkan Aydın. Ahmet Öztürel top istiyor bu sırada. Ahmet Öztürel'e atıldı o top. Ahmet Öztürel sola verirse tehlike vermedi. Sağa doğru çevirdi yeniden. Sal dedi Ramazan'a ama atal bir pas oldu bu. Ramazan. Rakip oyuncu Rasim'i kovalıyordu. Kalecimiz Erdi Sürücü'nün kontrolünde. Sol kanattan açılıyor top şu anda. Enes Güntekin. Enes Güntekin'den Ramazan'a. Ramazan'dan Ahmet Öz, pardon Sinan'a. Sinan'dan Öztürel'e biraz hatalı bir pas geldi orada. Barış. Barış'tan Uşut. Ne oluyor? Gol oldu. Gol iptal ama. Gol iptal oldu sayın seyirciler. O bölgede Günto'ya yapılan, Günto mu yerdeki isim? Günto mu lan o? Günto evet. Günto'ya bir faul yapıldı sanırım orada. Ben göremedim açıkçası sayın seyirciler. O geçersiz sayıldı kısacası. Maç 1-1 devam ediyor. Dakika hemen 35 şu anda. O bölgede faul kullanacağız. Kullandık. Furkan Aydın
sağa açtı. Furkan'a mı yapıldı acaba o faul? Hakan'a. Hakan'dan Ramazan'a yeniden. Ramazan'dan sağ kanada açtı. İyi top aslında. Ama zalim girdi araya yine. Taban var orada. Evet, hakem de tabanı çaldı zaten. Hakan Özsoy'a yapılan bir taban müdahalesi vardı. Ayağını birazcık yükseğe kaldırdı rakip futbolcu. Zalim değildi sanırım o. Hüseyin de herhalde. Şimdi sağ kanattan bir serbest vuruş kullanacağız. Çift vuruş şeklinde. Hakan kafasını tutuyor bu sırada. Ama kameramız o bölgeyi çekemiyor şu an. Ama çok önemli bir şey yok diye görüyorum ben. Büyük 1863 Boğaziçi taraftarımızın gönlü rahat olsun. Ama bölgesini tutuyor sanırım. Bir müdahale gerçekleşmiş orada. Sağ kanattan bir foul atışı kullanacağız. Bu sırada Erdi Sürücü Furkan Aydın'ı orta sahaya kadar çağırdı. O bölgede bir risk teşkil etmeyen bir pozisyonda olmamız var şu anda. Sağ kanattan atış kullanacağız. Hakan bu arada durumu iyi ama bir sakatlık geçiriyor. O yüzden oyun dışında. Gökhan çok boğuştu orada. Günto topu çıkardı. Sağ kanattan Ramon'un açtı orta. İsabetli olmuyor. Bu arada bok gibi çekiyorum sanırım kameradan ama maça kilitleniyorum bazen. Özür diliyorum. Afur'dan bir derin top İsmail'e doğru gelmedi. Yeniden Afur Öztürel'e. Öztürel'den Sinan'a, Sinan'dan İsmail'e. İsmail olmadı. İsmail abuk subuk şeyler yapıyorsun dedi Cenk abi. Bu arada bir korner tartışması yaşandı orada. Adrenalin yüksek olduğu dakikalar. Afur iyi girdi araya. Ahmet Altan. Ahmet Altan'dan Sinan'a. Sinan'dan iyi bir tek top Ahmet Öztürel'e. Ahmet Öztürel'den kaleciye kadar gelen bir pas. Erdi Sürücü gelişini uzaklaştırdı topu. Furkan Aydın çıktı o bölgede. Kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Top yeniden Furkan Aydın'a geldi. Furkan. Furkan'dan Ramo'ya. Ramo'dan Hakan'a. Hakan'dan Gökhan'a. Hakan Gökhan bir anlaşmazlık yaşandı orada. Zalim araya girdi yeniden. Barış. Barış. Ramon'un müdahalesiyle top taca çıktı. Aydın'a bir kızgınlık var şu anda Ramo'dan. 3 oldu dedi. Yine itirazların olduğu bir pozisyon. Aydın'a birazcık haksızlık yapılıyor şu anda aslında. Beyinlere oksijen gitmediği için. Çünkü mücadele gücü yüksek ve faydalı oynuyor aslında Aydın bence. Haliyle arada da böyle şeyler oluyor. Amir Üstürel'den gelişine taca doğru yollanan bir top. Tehlikeyi savuşturduk. Bu sırada bir hatalı taç aslında ama Hakan kapamadı topu. Hakan şimdi kaptı. Ramazan'dan iyi bir müdahale. Ramazan çıktı oradan. Ramo. Ramo'dan iyi bir pas mı? Gökhan'a doğru. Gökhan. Gökhan alırsa tehlike. Gökhan. Gökhan. Gökhan çıkart o topu. Gökhan çıkart o topu. Gökhan sağ çekti. Gökhan vermedi İsmail abi ısrarla. Ama şu anda çıkarsa tehlike yine. Yine aralara girmeye çalıştı. Amına koyayım Gökhan. Ama top şu anda korner bayrağının oralarda. Çıkartabildiler. İyi çıkarttılar. Ama sonra gelişi güzel bir top oldu. Yeniden kaptı topu. Ramazan. Ramazan'dan Furkan Aydın'a. Furkan Aydın'dan bir daha Ramazan'a. Ramazan. Ramazan artık çevirmesi lazım o topu. Ramazan artık çevirmesi lazım o topu. Ahmet Öztürel bomboştu. Ama olmadı. Günto'dan top taca çıkartılıyor. İyi bir müdahale bu. Bravo Günto.
Gelin böyle, gelin ya. Yaz. Hadi. Furkan Aydın oraya girdi. İsmail'e. İsmail. İsmail'den Hakan'a doğru. Hakan. Hakan çıkaramadı topu. O bölgeden. Sol kanattan bir atak gerçekleşiyor şu anda. Ama hatalı pas. Taç kullanacağız. Günto'dan Faydın'a doğru bir pas. Daha doğrusu taş atışı kullanıldı. Faydın'la çıkıyoruz şu anda yeniden. Faydın'dan Hakan'a yine sert bir müdahale. Hakem avantajı bırakmadı bile. İsmail'e. İsmail şu an köşe bayrağının orada. Taç atışını biz kullanıyoruz, evet. Furkan'a sert bir müdahale yapıldı orada yine. Furkan şu anda yerde yatıyor. Şu an sağ köşe bayrağının hemen yanından taç kullanacağız sayın seyirciler. Ahmet Öztürk kafasıyla yeniden indirdi. Taçı kullanan Hakan'a. Hakan o bölgeden çıkartırsa tehlikeli olabilirdi. Çıkartamadı iki futbolcunun arasına girince. Şu anda bir elle müdahale oldu. Evet, elle müdahale oldu. Bir serbest vuruşları kullanacağız. Topun başında 10 numaralı formasıyla Ramazan Yalın. Ramazan Yalın şimdi bir serbest vuruş kullanacak. Defans çizgisi tam olarak ceza sahası çizgisinde şu anda. Uzun boylu futbolcularımız var. İyi bir orta geldi Ramazan'dan ama biraz havadan gelmiş. Çok da iyi değilmiş ama. Bu sırada bir degaj atışı, tehlikeli bir pozisyon. Furkan Aydın yeniden aldı tabii ki. Furkan Aydın tehlikeyi savuşturuyor. Taca atıyor topu. Zühtü. Ramazan iyi mücadele etti orada ve topu kazanmayı başardık. Ramazan Günto'dan aldı topu. Çıkmaya çalıştı ama çıkamadı. Günto yeniden kalktı. Günto. Günto'dan sağ kanada doğru. Biraz gelişi güzel bir pas oldu. Ama olsun. Şu anda top Zalim'deydi. Zalim'den hatalı bir pas. Hakan girdi araya. Hakan'dan İsmail abiye. İsmail abi. İsmail. İsmail'den verdi. Sinan. Sinan gelişiyle vurdu. Olmadı. Olmadı. İyi bir şut bekledik. Sinan Uğur'un şutları da iyidir ama gelişine oturtamadı bu sefer. Defanstan çıkarılan uzun topta offside bayrağı kalkıyor. Şu anda offside atışı kullanacağız. Dakikalar hemen hemen 43-44 civarıdır şu anda muhtemelen. Maç 1-1 devam ediyor sayın seyirciler. Bu sırada yorumcumuz Mehmet Umcu'dan maça dair bir yorum alalım. Yani evet, şu anda baktığın zaman maç ortada gidiyor ama yani ortada derken de yine de bizim üstünlüğümüz daha çok ağır basıyor aslında. Ama henüz o akil futbolu sahaya yansıtamadığımız için, net bir futbol taktiğiyle, organizasyonuyla oynamadığımız için kişisel becerilerle bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu sebeple de her an gol atıp her an gol yiyebilecek bir takım görüntüsü vermekten daha öteye gidemiyoruz aslında. Teşekkürler Mehmet Umcu. Hemen maçımıza geri dönüyoruz sayın seyirciler. Musa. Musa'dan sol kanattaki Rasim'e. Rasim. Rasim'den orta. Ahmet Altan kafayla uzaklaştırdı. Ziya. Araya giren Günto yeniden. Günto iyi çıktı topla. Çok iyi çıkarttın Günto. Helal olsun. Ramo. Ramo. Ramo'dan ara pas geçerse çok kötü. Çok yavaş oldu o pas. O pas iyi olsa gerçekten çok iyi bir düşünceydi. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ramo. Ramo'dan yeniden Gökhan'a. Gökhan aldı o bölgede topu. Ramazan. Ramazan sağ kanattan bir boşluk yarattı kendisine Hakan'a. Hakan'dan yeniden Ramazan'a. Ramazan Hakan'a sağa git diyor. Bu sırada alan açman arıyor. Açtırdı alanı.
alanı açtırdı ama çok zorladı. Olmadı. Top kaptırdık. Araya giren isim Furkan Aydın'dı. Güntoğ bölgede taca atarak tehlikeyi savuşturdu. Evet, şu anda sol kanattan Hüsamettin ile taç atışı kullanılacak. Taç atışı kullanıldı. Araya giren isim Güntoğ. Güntoğ vurdu. Top da avuta çıktı. Bu sırada bir faul olduğunu söylüyor sanırım hakem. Faul kullanacağız o bölgeden. Erdi sürücüyle değil Ahmet Altan'la. Ahmet Altan elini kaldırdı. Ve atışı kullandı. Bu sırada da hakem Tolga Öztayfa maçı ilk yarısının bittiğini gösteren düdüğü çalıyor. Bu sırada Bayrampaşa Gümüşhane Spor Yönetim Kurulu'ndan hakemleri çok konuşturuyorsun diye bir açıklama geliyor. Yani buna engel olmak biraz zor tabi. Yeniden görüşmek dileğiyle sayın seyirciler. İkinci yarıda şu an kaydımızı sonlandırıyoruz. İyi günler efendim. İyi günler.